Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca Başkanlığında ülkemizde aşı çalışmaları, uygulamaları hızla devam ederken diğer ülkelerden aşıyla alakalı, özellikle modern aşıyla, biyontik aşısıyla alakalı kötü haberler gelmeye maalesef devam etmekte. ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının bazı dozlarında yabancı madde tespit edildiği, Biontech aşısında da bazı dozlarda yabancı madde tespit edildiği dile getirildiği yapılan açıklamalarda Japonya Sağlık Bakanlığı 1.63 milyon dozun kullanımını durdurma kararı aldığı da ifade edildiği yapılan açıklamada. Koronavirüs vakalarında son haftalarda gözlenen Rekor seviyedeki artışlarla gündeme gelen Japonya'da hükümet, ABD'li ilaç üretisi, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının bazılarının kullanımını durdurma kararı aldığını açıkladı. 16 Ağustos'tan bu yana ülkede 8 aşı merkezinde 39 kullanılmamış aşı tüpünde yabancı madde tespit edildi açıklanırken, Japonya Sağlık Bakanlığı olası risk nedeniyle, aynı partide üretilen 1.63 milyonluk dozun kullanımının durdurulmasına karar verildiğini, buna rağmen şimdiye kadar aşılara bağlı olağan dışı sağlık sorunun henüz gözlenmediğini dile getirilmiş durumda yapılan açıklamalarda, Biontech'le alakalı ağır genetikler ve kan pıhtılaşması olaylarından dolayı da bazı dozların durdurulduğu da dile getirildiği yapılan açıklamalarda. Ülkemizde bazı aşılarda özellikle Çin aşısında bazı dozlarında sıkıntı çıkmıştı. O dozlarında kullanımı Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulmuştu. Yapılan açıklamalara göre maalesef aşı dozlarında Moderna'da, BioNTech'te, Çin aşısında aşı dozlarında sıkıntılar meydana gelmekte. Bundan dolayı belirli dozların durdurulduğu da Japonya başta olmak üzere diğer ülkelerde de uygulanmaya devam etmekte. Yorumlarınızı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.